günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kalktım. Saat 10.30'du. Ekmek almaya diye çıktım. Ama sonra aklıma ne geldi? Bugün 101'in aktüel günü. Hem dedim Kent Park'a doğru yürüyüş yapayım. Bana da iyi gelir inşallah. Hem de dedim aktüelde bir şeyler kalmışsa belki işime yarayan bir şeyler de vardır. Bakarım diye düşündüm. Biraz nefes nefese kalıyorum. Neden bilmiyorum. Böyle bakalım. Sizler iyisinizdir inşallah. Gidelim 101'de neler var bakalım. Ondan sonra Yunus Market'ten ekmeğimi alacağım. Hemen mis gibi bir çay demleyeceğim ve kahvaltı hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Ben şimdi 101'e geldim arkadaşlar. Bugün tesadüf kızartma tenceresi varmış. Kapıda gördüm ama kalmamıştır tabii. Ay tüh. Şöyle saklama kapları gelmiş. Bunlar da çok güzel bakın. 12.95. Şöyle Cem'in üçlü tavaları gelmiş. 50 lira. Ama bakın böyle mermer desenli gibi. Vallahi güzel. Şuna bir bakarım. En son. Şöyle plastik ürünler gelmiş. Fırçalar yani spatulalar. Tabii bu kadar kalmış sanırım. Bir de bende olan tabakların böyle renkleri gelmiş ama o kadar güzel ki şu an rengi. Markası falan aynı. 5.95. Bir de şu rengi var bakın. Böyle pudra rengi gibi. Koyu gül kurusu gibi. Ama çok güzelmiş. Gerçekten onlar çok güzelmiş. Başka bakayım. Şöyle bir bakalım. Tüh ya, tavayı şeyi, kızartma tenceresini kaçırmışım. Bir kızartma tenceresi alamadım. Şöyle benim eski blender'ıma benziyor. Yani anneme verdiğime. 159 liraya gelmiş Arzu'nun. Ben ondan çok memnundum. Bazen böyle gözümden kaçıyor. Edit yaparken görüyorum bazı ürünleri. Benim tapırıma benziyor. Fiyatını göremedim şu an. Mini tost makinesi gelmiş. Çay makinesi gelmiş. Ve şöyle turşulu kavanozlar gelmiş. Bakın fiyatı da iyi. 17.50. 5 kilo var mı? Bu var. 5 litreymiş. Altta plastikler var. Şunlar geçen haftadan kalma zaten. Heh, bakın bunu da görmedim gözümün önünde. Aa, bu da güzelmiş. Katlanabilen, çıkarılabilen tutma sapı. Ne kadarmış? Izgara tava 70 lira. Bu da çok güzelmiş. Hepsi kalmış. Bir tek kızartma tenceresi kalmamış. Oraya da bir tane arkaya saklamışlar. Görüyor musunuz? Şöyle nevresim takımı. Renkleri de böyle. Çift kişilik. Fiyatına bakayım. Tek kişilik 65 lira diyor da çift kişiliği göremiyorum. Alez gelmiş. Şu masa örtüsü ne kadarmış ki? Balkon masama böyle değişik masa örtüleri istiyorum ben ama. Bakacağım şimdi. Lastikli çarşaf. Ben niye görmüyorum fiyatlarını ya? Bu mu ki acaba? Neyse bilemedim. Şu da nevresim takımı çift kişilik. Bunun deseni de güzel. Tek kişilik. Alena kızartma tenceresi aradım ama bulamadım. Bunlar da geçen haftadan sanırım ama güzeller. Bakın çok güzelmiş bunlar da. Fiyatı da 60 liraymış. Bir de şöylesi var. Güllerin güzelliğine bakar mısınız? Kadife gül çok severim. Ne güzel kokuyordur şimdi ama maske olunca koklayamadım. Şimdi 101'den çıktım. O tavaları alayım almayayım arasında kaldım ama almadım arkadaşlar. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Mehtap veya Cem yazıyordu. Ama altında farklı bir şey yazıyordu. O yüzden almadım. Aslında Şok yan taraftaydı. Şok'a da gidecektim ama dedim Yeşim boş ver. Şimdi Yunus Market'ten zeytinyağlı ekmek almaya gidiyorum. Eve geçeceğim. Güzel çayımı demleyeceğim. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da kavanozları yerlerine yerleştireceğim. İnşallah bugün turşumu da halletmem lazım. Salatalıklar kötü olmadan. Burası da Yozgat Valiliği görüyorsunuz. Binası çok güzel gerçekten.
Bir iki kere girdik. İçi de harika. Bana da güzel bir sabah yürüyüşü oldu. Yarenciğim daha uyuyor zaten. Hava mis gibi, sabahları yürümek çok güzel de işte her zaman olmuyor maalesef. Güzel kahvaltımı yaptım. Ben kahvaltı yaparken Yaren daha uyuyordu. O az önce kahvaltısını yaptı. Bugün anne kız ayrı takıldık. Dünden yorgunum. Aslında mutfağı bugün mü temizleyeyim, yarın mı temizleyeyim bir kararsız kalmıştım. Ama sonra dedim ki kalk eşim bugün işini yarına erteleme. Çünkü benim eşim bugün nöbetçi. Hazır o da yokken dedim yemek derdimiz yok. Yaren'le böyle pratik bir şey yapacağız. Hatta söyleyeyim ne yapacağımızı, kızım fırında kremalı patates istiyor. Bunlar biliyorsunuz şu karşıdaki rafımda duruyor. Bunları bazen görüp de soran arkadaşlar oluyor. Yunus Market'ten almıştım. Bunun hikayesini bilen arkadaşlarım var. Hala böyle yazan, gülen arkadaşlarım da var. Bunları mutfağa boyarken takır takır güzel bir şekilde düşürdüm. Hepsi kırıldı. Sonradan gittim tekrardan aldım. O videomu izleyip de hala çok gülen arkadaşlarım var gerçekten. Böyle arkadaşlar, şimdi bunlara boşaltayım. Bulaşık makinemde dolmak üzere güzel bir şekilde açacağım. Ondan sonra Allah izin verirse mutfağımı güzel temizleyeceğim bakalım. Baharatlıklarımı güzel bulaşık makinesine yerleştirdim. Yağlıklarımı falan da koyacağım ama ondan önce domateslerim iyice soğumuş arkadaşlar. Bunları balkonda dolabıma güzel bir şekilde yerleştireceğim. Vallahi çok güzel oldular gördüğünüz gibi. Bugün birçok arkadaşım hiç rondoyla uğraşma, büyük büyük kes, kaynat, ondan sonra da blenderdan geçir yazmış. Allah kısmet ederse seneye öyle denerim ama blenderdan geçince de çok mu acaba diyorum, hani kaynamış olacak ya, hepten de domates suyu gibi falan mı olur ki, onu da hiç bilemiyorum ama bugün bayağı yazan arkadaşım vardı. Allah kısmet ederse yemeği böyle 18 tane çıktı. Şunlar ufak kavanozlar ama olsun. Şimdi bunları yerleştireyim. Çamaşır atmıştım, o bitti. Onu da asayım. Daha sonra mutfakta görüşürüz inşallah. Ben temizlik için hazırım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün yapayım mı yapmayayım mı arasında kaldım. Ama kalk yeşim dedim. Bugün işini yarına bırakma. Şu duvara yapıştırdığım kağıdı da sizlere göstermeyi unuttum. Bir arkadaş hatırlatmıştı bana. Bir de şöyle bir şey var. Benim fayanslarımın araları böyle beyaz değil arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Farklı bir renk yapmışlar. Hatta alt kısımlara doğru özellikle şuralarda böyle çimento rengi kullanmışlar. Hazır derzler varmış. Daha önceden bana yazan arkadaşlarım vardı. Allah kısmet ederse, şu işlerim güçlerim biterse, eğer burada da bulabilirsem ki illaki vardır. Bu fayans aralarını Barış'la da konuştum. Böyle hazır derzlerle yapmak istiyoruz ama inşallah tabii ki. Yoksa tezgahımdan falan memnunum. Mutfağım küçük ama bana yetiyor şimdilik arkadaşlar. Böyle şimdi şu folyaları falan sökeceğim. Güzel deterjanlarımı buraya getireceğim ve temizliğe başlıyorum bakalım. Ocağımı şöyle temiz bir çöp poşetiyle kaplayacağım.
Çünkü şu deterjana güvenemiyorum. Bazen böyle grilik bırakıyor. Aspiratör demirlerimde özellikle grilik yaptı. Ama yağ çözücü olarak gerçekten çok memnunum. Bir de bu Viking'in mutfak spreyinden de çok memnunum. Tabii ki olmazsa olmazımız Domestos. Bunu tezgahta kullanacağım. Thank you.
seansları falan bitirdim. Burası kaldı. Bu tarafta işim bitti. Karşı tarafa geçeceğim. Yani karşı dolaplara şöyle göstereyim. Aygaz pırıl pırıl oldu, şükürler olsun. Bunları yıkamadım çünkü biliyorsunuz geldiğimde kullanmaya başladım. Üzerlerinden aldım. Buradaki kahvelikleri falan yıkadım. Makinede onlar. Buraya da folyo sermek zorundayım çünkü boruların rengi bir tuhaf. O yüzden folyasız çok çirkin duruyor. Böyle pırıl pırıl oldu. Gördüğünüz gibi zaten şunlar da böyle leke olduğu zaman ben acayip huylanıyorum. Tezgaha da en son olarak domestos döktüm, cif döktüm, güzel bir şekilde çıkardım. Bu silikonlar artık böyle aralarına siyahlar girmiş. Onları hiçbir şekilde böyle çok bembeyaz yapamıyorum ama yine domestosla telle ovdum. Sarım vardı, camın önündeki çiçekleri falan da yıkadım. Ve burada ne var biliyorsunuz, pazardan salatalık almıştım. Bugün bunları halletmem gerekiyor. Suya koydum. Azıcık bir şey sirke de koydum. Böyle güzel ovalıya ovalıya yıkayacağım işim bitince. Bunları güzel kavanozda kaynar suyla turşu yapacağım arkadaşlar. Geçen sene yapmıştım. Detaylı çekmiştim ama tekrar göstereceğim. Gerçekten kıtır kıtır harika oluyor. Bu arada bulaşık makinesini, alt dolapları, her tarafı yağ çözle yaptım. Oraları çok uzun olmasın diye sizlere çekmedim arkadaşlar. Böyle bakalım, az bir işim kaldı inşallah. Mutfaktan çıkmadan turşumu da kurayım dedim. Çünkü içerileri süpüreceğim, söylemiştim sanırım. Daha sonra da Yaren'le kendime kremalı patates yapacağım. Salatalıklarımı güzel yıkadım. Şimdilik şöyle 3 kavanoz getirdim ama bilmiyorum 2 mi çıkar, 3 mü çıkar. Salamura tuzum var şurada gördüğünüz gibi. Limon tuzum var. Kahve fincanım var çünkü sirkeyi kahve fincanıyla koyacağım. Üzüm sirkem az olduğu için elma sirkem varmış, onu da getirdim. Biraz sarımsak ve şeker var arkadaşlar. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi güzel salatalıkları kavanozlarıma yerleştireyim sarımsakla beraber. Suyum orada kaynıyor, bir taraftan da kettle'da kaynattım. O zaman yerleştirmesini yapayım, sizlerle birlikte sosunu hazırlayalım. İkindi ezanı okunuyor bu arada. Saat bayağı bir geç oldu ama durmak yok, görüyorsunuz. Şöyle hazırladım. Salatalar uzun uzun olduğu için anca bu kadar sığdırabildim. Zaten dediğim gibi bunları günlük yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şekerini ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı ben şöyle ayarlıyorum. 3'üne de bir tatlı kaşığı şeker ilave ettim.
Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu var. Tuz koydum mu koymadım. Normalde bir çorba kaşığı ama böyle bu sene 1,5 çorba kaşığı koyacağım. Sanki geçen seneki böyle az gibi geldi bana. Bu da tamam. Şimdi ne kaldı? Sirke kaldı. Bir kahve fincanı sirke ekleyeceğim. Hatta elma ile üzümü karıştırıp koyacağım. Bugün aslında markete gittim ama yine sirke almayı unuttum. Şöyle biraz üzüm, biraz elma koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapaklarım burada. Şimdi ben yetmez diye kettle'la da kaynattım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sıcak sıcak sularını veriyoruz. Geçen sene yaptığım turşunun böyle çıtır çıtırlığını test etmiştik. İnşallah Allah kısmet ederse bunları da yine aynı şekilde güzel olurlar. İnşallah yine sizlerle test ederiz. Bu arada ben kettle'daki suyu fazla kaynatmışım ama neyse. Bu arada musluk suyu değil, içme suyu kaynatıyorsunuz. Musluk suyu asla kullanmayın turşularda. Şimdi şöyle bir iki çalkalayayım. Tamamdır. Acı biber turşusu da yapacağım inşallah. Benim eşim çok seviyor. Yaren de çok seviyor. Evet. Turşularım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemencecik yaptım. Bunlar tabii ki şimdilik yemek için. Allah kısmet ederse turşu zamanı yapacağım. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi geçen sene gerçekten abartmıyorum. Normal suyla yaptığım turşudan 1000 kat daha çıtır çıtır oldu. Harika oldu. Zaten görüyor musunuz bilmiyorum. Sararmaya başladı. Sıcak su hemen etkisini gösteriyor. Bir gece böyle ters bekleyecek. Ondan sonra çevireceğim ve yerlerine kaldıracağım. Turşum hazır olacak. Böyle arkadaşlar, söylediğim gibi eğer yaparsanız sakın sakın musluk suyuyla yapmayın. İçme suyunu kaynatın. Musluk suyu ne kadar kaynarsa kaynasın, kireçli olduğu için turşu eriyor muhakkak. Böyle inşallah afiyetle yeriz diyorum. Bir de söylemeyi unuttum. Acı biber de kattım içine ben. Bir şişeye 2-3 tane cin biberi koydum. Biz acı sevdiğimiz için. Evet arkadaşlar, epey bir zamandan sonra yine mutfaktayım. Evi süpürdüm, biraz dinlendim. Vallahi bulaşık makinesi falan boşaltılacak ama yapmak istemedim niyeyse, yorulmuşum. Şimdi Yaren'in isteği üzerine şöyle kremalı patatesi fırına vereceğim. Patatesleri ince ince kestim. Tuzunu, karabiberini ekledim. Kaşar peynirim burada. Bunu fırına vereceğim. Kızarmaya başladıktan sonra tekrar fırından çıkaracağım ve rendelediğim kaşar peynirlerini üzerine dökeceğim. Kaşar peyniri nar gibi kızardıktan sonra kremalı patatesimiz hazır olacak. Yaren aşırı seviyor bunu. Epeydir de yapmadım. Oraya da hemen kendime bir çay suyu koydum. Bilmiyorum kızım içer mi? Turşularım da burada. Bakın baya baya böyle sarardılar arkadaşlar. Burada dursun dedim. Aslında içeri koyacaktım ama gözümün önünde dursun dedim. Her neyse, şimdi bunu fırına atayım. Piştikten sonra tekrar sizlere göstereceğim. Sesin güzelliğini duyuyorsunuz. Kremalı patatesimiz oldu. Çayım da oturdu. Şimdi bunu içeri getiriyorum. Kızımla beraber güzel bir akşam yemeği diyelim. Çünkü ben kahvaltılık falan da çıkardım. Yaren sadece kremalı patates yiyecek. Bugün de böyle olsun diyorum. O zaman bize afiyet olsun. Kapanışta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kızımla beraber yemeğimizi yedik. Kremalı patatesimiz güzel olmuştu. Şimdi ben burada çay keyfi yapıyorum. Yorgunluğun üzerine en güzel gelen şey çay bence.
Böyle iş yaparken anlamıyorum ama daha sonra gerçekten yorulduğumu anlıyorum. Az işim kaldı. Bugün hatta halılarım da geldi. Size sanırım çekmeyi unuttum. Halıları getirdiler. Allah kısmet ederse hafta sonu bilmiyorum yapar mıyım? Bir tek yatak odaları kaldı. Onları da hallettikten sonra halıları güzel sereceğim ve temizliğim inşallah bitmiş olacak. Bugün mutfak tamamen bitti. Bir tek karşıdaki dolabın en üstü kaldı. Oraya da maalesef benim boyum yetişmediği için Barış'tan yardım alacağım. Bugün yine bol temizlikli bir gündü. Sabah biliyorsunuz zaten 101'e gitmiştim. Gelince de bir başladım. Saat 8:30 oldu. Anca oturdum sayılır. Şimdi ben soğutmadan çayımı içeyim. Sizlerle de vedamı yapayım arkadaşlar. Matesle ilgili hala çok güzel yorumlar alıyorum. İnanın bir dahaki sefer muhakkak o şekilde yapacağım, deneyeceğim. Hatta bilmiyorum şu an 16, 18 kavanoz falan çıktı. Bilmiyorum yapar mıyım? Bunlar bana normalde yeter. Eğer böyle yaparsam da 4-5 kiloyla yine çekerim sizlere diyorum. Yarın cuma, herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogta görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.